Çağdaşı yabancıların gözünden Fatih Sultan Mehmet. İmtisaldi cahidi fillah olup dur niyetim. Dinci İslam'ın mücaret gayretidir gayretim. Mısra'a günümüze aktaralım. Niyetim Allah uğruna cihad etmektir. Sadece İslam dini adına çalışmaktır gayretim. Fatih Sultan Mehmet Bu hafta tanıtacağımız eser, Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından basılan E Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmet e ismini taşıyor. Profesör Doktor Azmi Özcan tarafından hazırlanan kitapta tarihçi, yazar ve akademisyenlerin yazıları yer alıyor. Cihan Devleti Osmanlı'nın padişahı Fatih Sultan Mehmet, dünya üzerinde hakkında en çok yazılan, konuşulan hükümdarlardan birisidir. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Şerafettin Yılmaz'ın belirttiği gibi Fatih yalnızca askeri başarılarıyla değil, gerçekleştirdiği siyasi, hukuki, idari reform ve devlet teşkilatındaki önemli çalışmalarıyla da tarihe iz bırakmış devlet adamı ve padişahtır. Profesör Doktor Azmi Özcan eser hakkında bilgi verirken şunları söylüyor. Fatih'i farklı kılan hususlardan biri de kendisini sadece Türk Hakanı ve Müslümanların Sultanı olarak değil, Aynı zamanda Roma'nın varisi ve Roma imparatoru olarak görüp Avrupa'da olup bitenlerle de yakından ilgilenmesidir. Nitekim onun belki de üzerinde çok daha fazla durulmayı hak eden başka bir tesiri de kendisinden sonraki Avrupa siyasi tarihine ve düşüncesine olan müdahalesidir. Mesela Machiavelli'nin eserlerinde örneklendiği üzere Fatih ve onun kurduğu Osmanlı sistemi, parçalanmakta ve yok olmakta olan Avrupa siyasi varlığının kurtuluşu için bir model teşkil edecektir. Makiavelli. Adaletin, can ve mal güvenliği ile sair hakların, Osmanlı ülkesinde nasıl teminat altına alındığını, bir imparatorun tebaası ile ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini, hukuk ve ordunun Osmanlı merkezi için ne anlama geldiğini hep onun üzerinden açıklar. Hatta Kanuni'nin başarısı da Fatih'i örnek almasına dayanmaktadır. Onu takip eden pek çok Avrupalı yazar da burada yer yer belirtildiği üzere Fatih ve onun kurduğu Osmanlı sisteminin kusursuz işleyişine vurgu yapmaktadırlar. Fatih'in Memlüklerin üzerine niye yürümediğine dair sultanın şu ifadelerini de tarihçilerin notundan aktaralım. Memlük sultanı ve kendisinin bütün şehirlerini hakimiyetim altına almak için yürüyebilirim. Fakat kutsal yerleri bu hareketimle kirletirim diye Allah'tan korkuyorum. Bu yüzden fikrimden vazgeçmek zorundayım. Zira oralar İsa'nın ve diğer peygamberlerin Musa, Davut ve Muhammed'in dolaştığı yerlerdir. Sözü Fatih'in muhteşem karakterinden önemli bir ayrıntıyla hitama erdirelim. Dinde taviz vermez özelliği sofuluğundan kaynaklanır. Zekası kıvrak ve derindir. Başarılı bir yönetici, iradeli, sabit ve yenilikçidir. Oldukça mutedil ve kanaatkâr görünür. Hep bir şey yapar veya şey düşünür ve her zaman hareket halindedir. Olağan dışı şekilde düşünür, karar verir ve uygulamaya koyar.